Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere öyle bir deneyden bahsedeceğim ki bilim dünyasını alt üst etmiş, gerçekliğe bakış açımızı sorgulatmış ve cevabı hala bulunamayan bir gizem barındırıyor. Bu deney bilimin en gizemli deneyi. İzlediğiniz her şeyin, hissettiğiniz gerçekliğin, hatta bu videoyu izlemenizin bile bir illüzyon olabileceğini kanıtlayan bir deney. Çift yarık deneyi. Bugün bu deneyi ele almamın sebebi, deneyin bilimsel yanından daha çok felsefesi aslında. Çünkü bu deneyin felsefesini anladığınız an hayatınız tamamen değişecek. Ve hayatınızda hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını göreceksiniz. Bu videoyu izlerken çevrenizdeki dünya gerçek mi yoksa sadece baktığınız için mi var? Eğer size bilim insanlarının yaptığı bir deneyle bu gerçeğin temellerini yıktıklarını söylesem ne düşünürdünüz? Çift yarık deneyi yalnızca bilim tarihinde değil, insanlık tarihinde de gerçekleri sorgulatan en çarpıcı deneylerden biridir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde gerçekliğe bakış açınız tamamen değişecek. Zihninizin sınırlarını aşmaya hazırsanız başlayalım. Subscribe. Bu videoda bu deneyi sizlere anlatırken animasyon kullanmayacağım. Deneyi sizlere kendim anlatmaya çalışacağım. Çünkü işin felsefesini öğrenmek için bunun daha iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 1801 yılında Thomas Young basit bir deney yaptı. Bir perdeye iki yarık açtı ve ışık kaynağını bu iki yarığa yöneltti. Arkasında da bir ekran vardı. Thomas'ın beklentisi şuydu. Işık parçacık gibi davrandığı için yarıklardan geçerek arka taraftaki ekranda iki tane çizgi oluşturacaktı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Ekranda iki çizgi yerine bir dalga girişim modeli oluşmuştu. Bu ışığın parçacık gibi değil, dalga gibi davrandığını göstermişti. Yani ışık aynı anda iki yarıktan birden geçiyor ve tıpkı bir su dalgası gibi kendi kendisiyle çarpışıyordu. Üstelik olay bununla da bitmemişti. Asıl zihin yakıcı kısmı şimdi başlıyordu. Bilim insanları deneyi daha ileri seviyeye taşımaya karar verdi. Işığı tek tek fotonlar halinde gönderdiler. Yani fotonlar sırayla yalnız başına gönderilmeye başlandı. Mantıken iki çizgi oluşmalıydı. Çünkü tek başına gönderilen bir foton iki yerden aynı anda geçemezdi. Ancak sonuç yine aynıydı. Girişim deseni. Fotonlar tek başına gönderildiklerinde bile iki yarıktan birden geçmiş gibi davranıyorlardı. Bunun anlamı şuydu. Her bir foton adeta bir hayalet gibi iki yarıktan da aynı anda geçiyor, olasılıklar içinde var oluyordu. Bilim insanları şu soruyu sordu. Acaba fotonlar gerçekten iki yarıktan da aynı anda mı geçiyor, yoksa bizim anlamadığımız başka bir şey mi var? Fotonların hangi yarıktan geçtiğini tespit edebilmek için bir gözlem cihazı koymaya karar verdiler. Ve o an gerçeklik değişti. Fotonlar artık dalga gibi değil, parçacık gibi davranmaya başlamıştı. Girişim deseni kaybolmuş, yalnızca iki çizgi oluşmuştu. Gözlem yapılınca fotonlar adeta izleniyormuş gibi davranış değiştirmişti. Bu şu anlama geliyor. Gerçeklik siz ona baktığınızda farklı bir formda, gözlem yaptığınız anda olasılıklar çöküyor ve tek bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Tıpkı bir rüyada olduğunuzu fark ettiğinizde rüyanın değişmesi gibi evren de fark edilince değişiyor. Bu deney yalnızca fizikçileri değil, filozofları, spiritüalistleri, hatta komplo teorisyenlerini bile 200 yıldır büyülüyor. Bu noktada şu soruları sormak gerekiyor. 1- Gerçeklik yalnızca gözlemlendiğinde mi var oluyor? 2. Bilinç evreni etkiliyor mu? 3. Biz mi evreni yaratıyoruz yoksa evren mi bizi? Bu sorulara ilişkin teoriler ise şu şekilde. Kopenhag yorumu. Olasılıklar gözlemlendiğinde gerçekliğe dönüşür. Paralel evren teorisi. Gözlemlenmeyen olasılıklar başka evrenlerde gerçekleşir. Bilinç teorisi. Gözlemci bilinç gerçekliği yaratan şey olabilir. O zaman örneğin bir ağacın düşerken ses çıkarabilmesi için biri ona bakmalı mı yani? Çift yarık deneyi buna evet yanıtını veren bir deney
olabilir. Bu deney elbette ki yalnızca ışıkla yapılmadı. Elektronlarla, hatta büyük moleküllerle bile yapıldı ve hepsi aynı sonucu verdi. Gözlem olmayınca dalga gibi, gözlem olduğunda ise parçacık gibi davranıyorlardı. Hatta delayed choice, yani gecikmiş seçim deneyiyle geçmişteki sonuçları bile etkileyebileceğimizi gösterdiler. Yani gözlem yapmak geçmişi de değiştirebiliyordu. Çift yarık deneyinin en çarpıcı kısmı elbette deneyin kendisinden çok bize sunduğu felsefi mesajdır. Yani çift yarık deneyi bize şunu fısıldıyor. Evren yalnızca ona baktığımızda kesinleşiyor. Gerçeklik bir olasılıklar okyanusu ve biz her bir bakışımızla bu okyanustan bir damla seçiyoruz. Evet, bu deney bize fizik öğretmekten çok daha fazlasını yaptı aslında. O küçücük fotonlar bize evrenin aslında sandığımız kadar da dışımızda olmadığını gösterdi. Gözlemlediğimiz her şey biz ona baktığımız için o hale geliyor. Yani gerçeklik sandığımız gibi katı, bağımsız bir yapı değil. O bir olasılıklar okyanusu. Biz ise farkında olmadan o okyanusa yön veren birer kaptanız. Bu deney bize diyor ki, evren siz ona bakmadığınızda bir ihtimal, baktığınızda ise bir gerçekliktir. Yani siz bakmadan önce yalnızca bir olasılıktır. Belki de siz bakmazsanız hiçbir şey asla gerçek olmayacak. Düşünün, gözlemlenen bir foton bile davranış değiştiriyorsa ya inançlarınız, hayalleriniz, umutlarınız, siz onları gördüğünüzde onlar da şekil değiştiriyor olabilir mi? Belki de hayatımızdaki her şey yalnızca ona nasıl baktığımıza göre biçim alıyor. Belki de sorunlarımız, hayallerimiz, korkularımız hepsi birer girişim deseni. Ve biz onlara ben buradayım, seni görüyorum dediğimizde o olasılıklar gerçeğe dönüşüyor. Bir fizik deneyinin bize fısıldadığı en büyük sır. Gerçeklik sabit bir yapı değil. Bilinçle inşa edilen bir simülasyon, bir oyun, bir rüya olabilir. Ve siz bu rüyayı gören kişisiniz. Bu videoyu bitirmeden önce sana şu soruyu bırakıyorum. Eğer gözlemlerin gerçekliği yaratıyorsa, o zaman sen hayatına nasıl bakıyorsun? Gördüğün dünya mı seni şekillendiriyor? Yoksa sen onu bakarak mı yaratıyorsun? Peki ya bu videoyu izlediğin için şu an gerçekliğinde yeni bir olasılığı yarattıysan sence evren gerçekten var mı? Yoksa sen baktığın için mi var? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Like and subscribe.